Arzu, paylaş benimle hem senin hikayen üzerinden hem de aslında senin hikayenden ışık olacağımız birçok hikaye üzerinden insanlara ulaştığımız bir program. Sen de geldin. Neden geldin? Belki ben bunları yaşadım. Yani başkaları yaşamaz. Ben bunu paylaşmak istiyorum çoğunlukla. Mesela ben okuyamadım. Kız çocuklarımızı okutalım diyorum mesela. Kadın haklarını duyurmak isterim. İlla ki ben evlendim veya çocuk oldum ama bizim hiçbir hakkımız yoktu. Ne seçme hakkımız vardı ne de karar hakkımız vardı. Ama artık hakkımız olsun istiyoruz. Artık önümüze bakmak istiyoruz. Ben yaşadım, başkaları yaşamasını istiyorum. Peki, bir tarafın güç, bir tarafın bunca hayat travmasının yanında bir kalp kırıklığı hissediyorum bakarken sana onu. Bu hayatta seni en çok ne üzdü? Babama, anneme sözümü geçirememek üzdü. Yaşadıklarımı bir kenara bırakıyorum. Ama ben o zaman sözümü geçirseydim, belki bunları yaşamayacaktım. Nerede duruyorum biliyor musun Arzu? Bu kadar acı, şiddet, bu kadar yıkımdan sonra devam etme çabam var ama ne üzdü deyince söylediğin yer yolun başındaki yer. Ben evlenmek istemiyorum dediğin bir anne babaya sözü geçiremediğin yer. Bütün yaşadıklarım bir kenara bırakıyorum. Ben yolun başında zaten üzüldüm. Bittim. Karşı tarafın kim olduğunu bilmeden, kadının kendisi seçmeden, büyümeden, ruhen, bedenen büyümeden parayla verildiği bir düzen var. Buradaki sadece suçu yüklediğimiz kişiler senin annen baban değil. Bu düzen, bu sistem var orada. Ama onlar da pişman değil mi? Çok fazla hocam, çok fazla. Ben hastanede kendimi unuttum, anneme teselli veriyordum. Annem yanımda ağlamazdı, çıkar koridorda ağlardı. Ben uyuyorum zannederdi. Feryat ederek ağlardı. Ben onlara teselli verirdim. Yani kendimi unuturdum. Çünkü onların üzüldüğünü görüyordum. Mesela benim babam yüzüme bakarak hiç konuşmaz. Hep kendini sebep tuttu. Hani gelenektir, görenektir. Bunları yaşadılar sadece onlar. Onlar da istemezdi benim evladım bunları yaşasın. Ben yaşadım diye Arzu. Bugün bir yerlerde belki 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında bu ülkenin herhangi bir şehrinde, köyünde, kentinde, kasabasında belki böyle bir kız bu adet, gelenek, görenek diyerek söylerken utanıyorum. Verilmek üzeredir belki. Duyalım, duyuralım mı beraber? Yani burada bir şiddet var. Burada bir vurulmaktan bahsediyoruz. Bir kadın kimsenin görmediği yerde kollarından, bacaklarından vuruluyor. Hayatına devam edemesin, yaşarken de acı çeksin diye. Öldürülmüyor, vuruluyor. Şiddet olmak zorunda da değil. Yitirilmiş hayatlar. Sevilmeden, seçilmeden. Bir de bunun psikolojisini düşün. Yani evlilik nedir onu bilmiyorsun zaten. Büyüklerinden birileri geliyor. Bize anlatılıyor işte şöyle olacak, bu böyle olacak. Ya senin anlattığın zaten çocuk ne anlayacak? Bir de onun psikolojisini düşünmek lazım. Yani onu sadece yaşayan bilir. Hayatı tanımadan hayatın içerisinde eş olma, anne olma, sevmeden, seçmeden orada var olmayı da düşünüp bilmek lazım. Gözümüzün içine baka baka söylesem, hazır olduğun kadar. Çünkü biz seni görmemişiz hiç. Bugün gerçekten bedenen de yarım kaldığın ama kendini tamamladığın bir hayat var. Bu saldırıda sen ne yaşadın? İlk başta yaşadıklarım. En son yarım kaldığım saldırım hocam. Senelerce zaten psikolojik saldırıları yaşadım. Ama en son beden olarak yarım bırakıldım. Ama ne sesimi duyan vardı, ne de beni gören vardı. Kaderindir, yaşayacaksın diyenler vardı sadece. Hep konuşurken görülmemekten bahsettik Arzu'yla.
Bütün ülke ses çıkartsın diye. Bu sadece bir cümle yazmak değil, hep beraber bir şey yapmak demek. O sürekli her şey için kullandığımız sosyal medya platformlarına, Twitter'a, Instagram'a neyse. Arzu'yu görüyorum, yazar mısınız? Ben de yazayım, biz de yazalım. Bu bir sembol bu arada. Bunu yazacağım ne olacak değil. Arzu ile beraber herkesi görmek için Arzu'yu görüyorum yazar mısınız? Çünkü bugün de hayatına engelli olarak devam eden ve ihtiyaçları da olan bir kadın var karşımızda. Görülmeye şimdi de ihtiyacı var. Herkes Arzu'yu görüyorum yazar mı bugün bu programda? Lütfen hepimiz birlikte bir ses olabilmek için de. Bazen dinlerken boğazımız düğümleniyor biliyorum. Arzu anlatırken bazen bir sessizlikle kala kalıyoruz. Bazılarımız ekran karşısında isyan ediyoruz belki. Bunca yıldır sustuğumuz bu kadar fazla şiddetin, kadın cinayetinin, çocuk haklarının karşısında gerçek anlamda ses çıkartmak için bir umut taşıyorum ben bu programda. Özellikle bugün büyük etki sağladığını bildiğimiz sosyal medyaya Arzu'yu görüyorum yazalım beraber. Çünkü onun görülmeye çok ihtiyacı var. Hep birlikte bir şeyler yapabilmemiz lazım. Sadece Arzu'yu dinleyip geçmeyelim. Arzu bize hikayesini anlattıkça biz de neler yapabiliriz diye düşünüp harekete geçmeye başlayalım.